Art Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Yine hava buz gibi. Yine dışarıdayız sizler için. Sesimde biraz çatallaşma var arkadaşlar. Bundan dolayı kusura bakmayın. Sesim biraz farklı çıkabilir. Sanırım hasta oluyorum. Bu soğukta motora biniyoruz. Sizler için video çekiyoruz. Hasta olmamız da gayet normal. Hasta olursak bir duanızı alırız arkadaşlar. Yani iyileşmek için iyi dileklerinizi beklerim. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün şu karşıdaki dağlara gidiyoruz. Karlı bölgelere gidiyoruz. Karlı yollarda motor sürmeyi planlıyoruz. Bakalım yollar ne durumda? Dağlarda kar var ama yollar ne alemde? Bakalım. Hadi gidelim görelim. Bu arada arkadaşlar, ben bir önceki videolarda birkaç kez bundan bahsettim. Sağ elimin sol elimden daha çok üşüdüğünü ve acıdığını söylemiştim soğuktan. Bunun nedenini sanırım buldum. Hep gazı tutuş pozisyonundan ya da oraya biraz daha fazla güç harcadığından zannediyordum ama yok, sonradan çözdüm. Benim bundan eski takip eden kardeşlerim bilirler. Bundan birkaç sene önce bileğim kırılmıştı. Evet, sağ bileğim kırılmıştı. Ondan kaynaklı olarak sanırım kırık olduğu için kırığın da soğukta çok çabuk acıdığını ve sızladığını duymuştum. Sanırım ondan kaynaklı olarak havanın soğuk olmasıyla da birlikte sağ elim, sol elimden daha çabuk uyuşuyor ve daha çok acıyor soğuktan. Geçen gün mesela yerimde duramıyordum acısından. Zürih'e gittiğim zaman yerimde saydım bak, kalbim karıştırır aklımı. Denim denimlik var elimde, aşk gibi anladım ansızın göz göze geldim. Bir bak, kışları nimet nimet. Kim bilir belki de peşinde kimler kimler var. Bugün ayın 31'i, 31 Aralık. Bugün yeni yıl. Herkese, ailesiyle, sevdikleriyle bir önceki yıldan çok çok daha güzel bir yıl geçirmelerini diliyorum hepinize. İyi yıllar, sağlık, huzur, mutluluk ve para sizinle olsun arkadaşlar ve bizimle. Ya para olmasa bile arkadaşlar, huzur olsun, huzur. Huzur gerçekten her şeyden çok çok daha önemli. Huzur olmadıktan sonra ne yediğin yemekten bir şey anlıyorsun. Ne içtiğinden, ne gezdiğinden, ne tozduğundan, ne de uyuduğundan. Dediğim gibi Rabbim öncelikle hepinize huzur ve mutluluk versin. Huzur ve mutluluk olunca zaten cebinizdeki paranın da pek bir önemi yok. Ama tabii şu da bir gerçek. Parasızlık da insana ayrı bir huzursuzluk, mutsuzluk katıyor. Soğuk be. Yukarı çıktıkça hava daha da soğuyor. Vallahi yukarı çıktıkça hava bir kat daha soğuyor. Ya da motor üzerinde kaldıkça ben daha çok üşüyorum. Ha işte böyle be kızım. Böyle gireceğim, böyle çıkacaksın ya. Bana virajda kafa sallamayacaksın. Anlaştık. Vallahi bak, papaz oluruz sana. Bana kafa sallarsan o arka lastiği değişmem. Öyle kabak kabak takılırsın. İnsan için öyle çıkarsın. Böyle güzel güzel kızım, güzel güzel bak. Ben sana neler neler alacağım. Sen böyle güzel gir virajlara. Evet, yol kenarında karlar görünmeye başladı. Tepede durum ne acaba? İşte ölüm virajı. Arkadaş, ne bir uyarı var, ne bir şey var. Kuru kuru kurbanın olayım misali.
yollar kuruymuş ya. Valla hani yollar ıslaktır, sıkıntı olur mu diye düşündüm ama pek de sıkıntı olacak gibi değil. Ama hava çok soğuk, lanet olsun. Ya şu motora bir klima falan bir şey koyun, bir kalorifer koyun ya. Şurada bir duralım mı? Yansın geceleri, pelin su eceleri, bitince paralar neredeler? Biz bize yeteri. Çıkalım yollara, yakalım lastiği. Bembeyaz, beyazın güzelliği. Kışın beyazı, yazın yeşili. Sizce de çok güzel değil mi ama bu ya? Vallahi çıkalım mı kızım kara? Çıkalım mı şöyle bir kenara çıkalım mı? Yok yok, çıkmayalım oğlum. Deli misin kızım sen? Çıkılır mı hiç? Şön. Bu arada arkadaşlar, yani Türkiye'de çok kışın motor kullandım ama böyle kar varken ilk defa kullanıyorum. Ya ayrı bir güzelliği varmış yeminle. Şöyle güzel bir yer bulursam kızım seni bir karın üzerinde çekeyim ben. Lan atmayın oğlum şunu yollara, atmayın, motorcular var, motorcular. Ne lan? Çıkalım yollara, yakalım lastiği, sıkalım makineyi nağır lan. Yansın geceleri, perin su eceleri, bitince paralar neredeler? Biz bize yeteriz, motoperestiz, aga 60 bin üyemiz var ancak. Kızım ben seni çekeyim çekeyim de nerede çekeyim ya? Yavaş 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 kızım, yavaş yavaş, yerler yaş tabiri böyle bir şey olsa gerek. Şimdi arkadaşlar, yerdeki ıslaklık mı su mu, şunun buz mu olduğunu bilemediğim için mecbur yavaşlamak gerekiyor. Buza benziyor çünkü bu şu an -2, -3 derece, belki daha fazla, şu an dereceye bakmadım. Yine parmaklarım uyuşmaya başladığına göre yani eksilerdeyiz. Evet evet, buz. Su değil, buz. Buralar kuru. Buralar ıslak, buralar kuru, buralar ıslak, her yer ıslak. Şurası iyi gibi. Kız seninle bizi çıkar top oynadık mı ha? Tek deli
ben değilmişim ya lan. Tekrardan çıkalım yollara. Şuna net. Karlar düşer, düşer düşer ağları. Hep ismini, hep ismini anarım. Bu gelen giden yok. Ben böyle dönerim. Sen gelene kadar da giderim aga. Hava kapatıyor ama fark etmiyor bizim için. Karlar arasında motor sürmek de güzel. Özellikle yollarda temiz olunca daha da bir güzel. Çalışıyor abi, belediyeler çalışıyor burada ya, yola bakıyorlar. Yollara bakıyorlar. Gerçi işlerinde zaten başka bir işleri yok ki. Yapsınlar olmazsa. Evet, güzel oldu arkadaşlar ama yani totomuz da dondu. Orta çizgi kuru gibi. Evet, kuru. Ellerim uyuşuyor be. O nasıl bir rüzgar öyle? Şu an gören İsviçre'lileri bana dede diyordur. Bundan eminim. İzleyenler arasında da dede diyen vardı. Dede diyoruz abi, aşığız. Aşık şu iki tekere aşığız. Bu olmadan olmuyor işte. Hani motorcu olmayan şunun üzerindeki hissi bilemez. Tabii şunun üzerine bir kere binen de bir daha inemez. İnse de aklı kalır. Akılda kalırız değil mi kızım? Yavaşlamayın gözüm ya. Buranın en tatlı virajı bu ya. Yazın arkadaşlar, yazın. Özellikle sabırsızlıkla bekliyorum buralarda sizler için video çekmeye. Çünkü burada yazın, bu yolda özellikle her geçen 10 araçtan 8'i motordur. Ve o az önce, burası çok tatlı bir viraj dediğim yerde, orada bir restoran var.
önünde büyük geniş bir alanı var. Orası full motor oluyor. Hatta yola taşıyor motorlar. Yol kenarında arıza şeridinde bekliyor motorlar park halinde. Normalde yasak ama yer olmayınca mecbur oraya park ediyorlar. Buna trafiğinde bir şey dediği yok. Normalde yasak ama. Çok güzel, renkli, eğlenceli oluyor. Çünkü ben çok geldim ama o zamanlar motorum yoktu. Daha motoru alamamıştım. O yüzden göremedim. Bin bir çeşit motor oluyor. Özel yapım motorlar, Harley'ler, Chopper'lar, Enduro'lar. Bin bir çeşit aklınıza, hayalinize gelecek her türlü motosiklet var. Güzel içerikler çıkar oradan. Eğlenceli içerikler çıkar. Bunları sizler için çekeceğim. Emin olun. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, o güzel yorumlarınızı yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ve hala abone değilseniz arkadaşlar, ne bekliyorsunuz ya? Olun sana abone ya. Abone olmak size bir şey kaybettirmez. Aksine böyle güzel bir aile kazandırır. Bu tür güzel videolardan haberdar olmanıza vesile olur. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.